Yeni Head & Shoulders. %90'a kadar daha az saç dökülmesi, gür ve güçlü saçlar. İyi akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Tam kadro hemen stada gidiyoruz. Hadi. Mehmet tamam, Batuhan Ağar, Ömer Kılıç Çetin arkadaşlarımız oradalar. Mehmet, Ali hepsi oradalar. Şu anda bir sesi açalım arkadaşlar. Açalım sesi. Fenerbahçeli futbolcular çıkıyor. Biraz önce Sayın Ali Koç geldi. Stada sahaya girdiler. Galatasaray yönetimi istemiyordu sahaya girmelerini. Futbolcular bir kez daha kutlama yaptı. Evet. Ahmet Ketenci'yi gördüm. Erol Bileci'yi gördüm. Sayın Ali Koç sonradan geldi. Can Gebetaş'ı görüyorum. Sevgili seyirciler, Burak Kızılan. Fenerbahçe yönetimi geliyor. Sertaç Komsoğlu geliyor. Basketbol sorumlusu, basketbol şube sorumlusu. Fenerbahçe takım halinde, yönetim halinde şu anda stattan ayrılıyor. Samandıra'ya gidecekler. Sayın Ali Koç birazdan açıklama yapacak Samandıra'da. İşte sesi açalım arkadaşlar. Sesi açalım. Sayın Ali Koç. Evet Batu, seni dinliyoruz. Mehmet Batuhan Ağar. İyi akşamlar Ertem Şener. Sayın Başkan Ali Koç Samandıra'da açıklama yapacağını söyledi. Polisler eşliğinde Fenerbahçe Spor Şube Emniyet şu anda... Bir kavga çıktı şu anda. Ertem Şener canlı yayında şu anda. Hemen açın. Açın. Evet. Tam ekran. Kadir böyle gel. Kadir. Erdem Bey de burada. Erdem Timur da burada. Sayın Erdem Timur. Kadir. Erdem Bey ortalığı yatıştırmaya çalışıyor şu an. Tansiyon aşırı yüksek. Erdem Bey şu an yatıştırıcı tarafta. Murat Bey ne oldu acaba? Murat Bey ne oldu? Canlı yayındayız şu anda. Efendim canlı yayındayız. Murat Bey canlı yayındayız. Kadir. Ecehan'cığım az önce videomuzu çektin ya, o da bir enteresan oldu canım kardeşim. Yani. Erdem Bey. Teknik videolarınızı çektin ya üzerimizin. Sahaya girmedik. Evet. Sahaya girmedik dostum ya. Ya tamam. Tamam geldim. Erdem konuşmak istemediğini söyledi. İşimizi yapıyoruz Coşkun. Mehmet Batuhan Ağar, bize bir olayları anlatır mısın? Ne oldu? Tabii Ertem Şener. Fenerbahçe yönetimi stadı terk ederken son anda burada bir gerilim yükseldi, tansiyon yükseldi. Galatasaray medya sorumlusu Murat Bereket'in olaylar içinde olduğunu gördük. Polislerle tartıştığını gördük. Polislere hakaret vari şeyler söylediğini de duydum. İşte Ali Koç'un polis üstünüz tarzında. Erdem Bey geldi hemen. Erdem Bey olayları yatıştırdı burada. Ayhan Akman da aynı şekilde burada olayları yatıştırdı. Şu anda da basın mensupları kendi aralarında tartışıyor. Fenerbahçe yönetimi Samandıra'ya doğru yola çıktı Ertem Şener. Peki neden çıktı? Bir anlatır mısın? Ne oldu? Normal biz yayına girdik. Fenerbahçe kafilesi, hatta yönetici isimlerini söylüyordum. Arkasında Sayın Ali Koç'u gördüm. Ali Başkan'dan sonra bir anda ortalık karıştı. Ne oldu? Biri mi saldırdı yönetime? Yani bir şey mi oldu? Polis... Laf atma falan mı oldu? Evet, orada bir laf atma sonucu burada ortalık karıştı ama o lafı duyamadık Ertem Şener. Çok kalabalıktı burası. Galatasaray görevlisi olduğunu söylediler şu anda. Galatasaray görevlisinin polise laf attığını söylediler şu anda. Şimdi bir gelen haber var bana yine oradan. Ali Başkan oradayken ışıklar kapatılıyormuş galiba.
Hatta Ali Başkan da demiş ki niye kapatıyorsunuz? Sen kimsin falan demiş hani ışıkları kapatıyorsun diye. Böyle bir şey duydun mu sen? Şöyle oldu Ertem Şener. Fenerbahçe takımı, teknik heyeti, futbolcuları, yönetim stada çıkmak istediler. Taraftarlarının yanına gitmek istediler. Ancak burada stat görevlileri buna müsaade etmedi. Peki. Zorla yani amiyane tabirle zorla Fenerbahçe takımı stadın içine girdi. Stadın içine girince de yüksek sesle bir marş açıldı burada. Ardından çevik kuvvet, polisler, herkes bir anda stada doğru doluştu. Ali Bey'in, Ali Koç'un çok sinirlendiğini gördüm. Niye içeri almıyorsunuz diye mi? İçeri girdiler. Batu. Evet. Batuhan. Taraftarlarıma neden gidemiyorum? Ama maç bitti çoktan. Taraftarlar orada. Taraftarlarına mı gitmek istedi? Aşağıdan taraf. Hala hasta. Peki. Evet. Tamam. Evet. O zaman şunu söyleyeceğim. Mehmet Batuhan Ağar. Olduğun yerde şu anda Sayın Erden Timur var mı? Hayır, Ayhan Akman'la beraber şu anda içeri girdiler Ertem Şener. Nereye girdiler? İçeri, stadın içine mi? Evet, odalarına doğru gittiler yüksek ihtimalle. Peki, Fenerbahçe... Murat Bereket de aynı şekilde, üçlü bir şekilde. Fenerbahçe yönetimi ayrıldı mı? Evet, şu an Fenerbahçe'den hiç kimse yok stadda Ertem Şener. Herkes çıktı. Birini kolundan tuttular. Gri ceket, hırka gibi bir şey vardı bir beyefendinin üstünde. Kolunu tuttu birisi, oradan ayırdı. Bir laf atma falan mı oldu? Ali Başkan'a mı, yönetime mi, Fenerbahçe yönetimine mi laf attılar? Yönetime değil, ben polislere diye durdum Ertem Şener. Çünkü ya polislere kim laf atabilir? Bir saniye, çok net... Batuhan. Batuhan, polislere hayır, orada kim polislere? Polislere laf atan ki? Ali Koç'un polislerisiniz dediler. Evet, devletin polisi oldu, Ali Koç'un polisi olmayın dediler, duydum ben de. Ali Koç'un polislerisiniz dediler. Ali Koç'un polisi olmayın, devletin polisi olun. Siz yani, Ali Koç'un polisi değilsiniz dedi orada Murat Bereket. Korumayın diyorlar. Ali Koç'un polisi olmayın, devletin polisi olun, siz Ali Koç'un polisiniz dedi Murat Bereket, ben de duydum. Ne peki, oldu orada bilmiyorum tabii de. Peki bir şey söyleyeceğim. Moraller bozuldu. Şunu söyleyeceğim Rasim. Orada ben bir küfür duydum sonra. Yayına da yansıdı. Hani o anda bu yayın canlı yayın olduğu için. Evet. Bizlik bir şey yok. Ali Koç bilmem ne yapsın nokta 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 sizin bilmem neyinizi diye. Birisi oradan da küfür etti. Yani bu sefer Galatasaray yönetimiyle Fenerbahçe yönetimi arasına mı yansıdı? Öyle. O esnada yönetimden kimse yoktu Ertem Şener. En son Ali Koç, Ali Bey çıktı. Bir saniye, şurada bir şey var. Benim sesimi alır mısınız? Murat Bereket. İsim vermeyelim yine. Yani hayır, ben olayı tespit ediyorum. Murat Bereket, orada ben de duydum. Siz devletin benim polisleri değilsiniz. Siz Ali Koç'un polislerisiniz. Devletin polisi olun, Ali Koç'un polisi olmayın. Devletin emrinde olun, Ali Koç'un emrinde olmayın dedi. Ben de öyle duydum yani, bilmiyorum. Ama ne oldu? Ali Koç polislerin nezaretinde dönüp Murat Bereket'e geldi. Murat Bereket değil de Galatasaraylılara küfür mü etti? O da ona ne oldu bilmiyorum ben. Şimdi bir saniye. Hayır, onu duydum. Yazmayın. Bir dakika şimdi Rasim. Senaryo yazmıyorum. Onu bilmiyorum. Objektif tarafsız bir saniye. Bak, ben duyduğumu söyledim. Ben hatta senin yerinde olsam formayı çıkardım şimdi. Ben mecburiyetten başka kıyafetim yok. Bir saniye. Şampiyon olacağız diye geldim. Fenerbahçe'yi mağlup oldum. Rasim bir saniye. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz ilkeli yayıncılık yapalım. Beni ilgilendirmiyor. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe. Doğru haberi verelim. Doğru bir yayın yapalım. Paylaşalım. Seyircilerimize paylaşalım. Yani şu anda benim izlediklerim... Bir saniye. Benim sesimi kısar mısınız? Şimdi görüyorum. Evet, tamam. Selahattin Baki de var. Evet. Ali Başkan Selahattin Baki'nin yakasını tutuyor içeride. Selahattin Baki'yi tutuyor. O görüntüyü veremeyiz. Ama fotoğrafları hemen arkadaşlarımdan rica edeceğim. Selahattin Baki, ben görüyorum şu an Selahattin Baki Galatasaraylı bir yöneticiye hakaret ediyor. Ali Koç hemen dönüyor. Selahattin Baki'nin şeyine yapışıyor, yakasına yapışıyor. Sus diyor. Yani anladım ki Ali Koç orada şey değil. Hani olayları durdurmak. Selahattin Baki'ye kızıyor.
Evet. Selahattin Baki inanılmaz bir görüntü. Bu sefer zaten millet biz gösteremez miyiz Ertem? Yok hayır gösteremeyiz. Çünkü bu normal sağ cepleri bunun kamerasıyla çalmış. Fenerbahçe taraftarı daha çıkmamış sağ içi. Beni mi buluyor hep bunlar başkanım? Ben miyim beni diyor. Beni buluyor evet evet. Beni mi buluyor diyor ama Ali Başkan şöyle göstereyim size de hocam. Evet, Abdülkerim evet, abi. Evet ben de gördüm. Burada Ali Başkan hani Selahattin Bey'i tutuyor. Benim buluyor her şeyi başkanım diyor Selahattin Baki. Selahattin Baki kime sallıyor? Bir de hocam oradan Selahattin Bey'e oradan yönetici değil Galatasaray yöneticisi. Oradan bir şey geliyor. Bir hakaret gibi bir şey geliyor. Ertemciğim. Yani tam bilmiyoruz. Bilmeden de net konuşmayalım Ertemciğim, bence. Ertemciğim bilinmez de tahmin edilebilir. Ben yüzlerce kere böyle olaylar yaşadım ya. Tahmin edemeyiz ama şu anda olanı vermek zorundayız ya Abdülkerim abiciğim. Ben tahmin ederim ne olur. Hayır tahminler üzerine konuşursak ben, yanlış vermiş oluruz o anlamda tahmin söylüyorum. Dediğim şöyle tahmin ederim. Ben onların laflarını kimin kime söylediğini söylemiyorum. Bu deplasmana giden derbi maçında deplasmana giden takım maçı kazandığı zaman maç sonunda böyle gerginlikler yıllardır, yüzyıldır yaşanır. Tamam evet. mı kardeşim? Oradan, almayın görüntüleri. Oradan çıkarken galibiyet sevincini biraz böyle fazla tutarsan, abartılırsan, yendik işte bilmem ne yaptık dönüyoruz falan diye sevinirken oradan bir Galatasaraylı idareci bundan rahatsız olur. Tamam mı? Selahattin Baki küfür eder, Selahattin Baki de onu eder. Ali Koç da araya girip sus diyor Selahattin'e. Sen sus. Buradan evet, bir an önce çıkalım sert, diyor. Çok sert. Tamam mı? Olay budur yani. Onun dışında başka ne olacak ki? Ya başka bir şey olma ihtimali yok. Sevinci abartırsın. Rakip sahada kazandığın için. Tamam mı? Bu ağır gelir ev sahibi takıma. Senin sevincinden irite olurlar. Sana sözle sataşırlar. Küfür hakaret ederler. Hatta imkan bulsa fiziki şeyi de yapar. Polisler olduğu için onu yapamaz. Bu yani bu kanundur bu yani. Olacak şey. Onun dışında aralarında alacak verecek mevzusu olmaz. Eray Yazgan. Bu tamamen mağlubiyetin verdiği saldırganlık, üzüntü oradaki yönetimin ya da Fenerbahçeli futbolcuların oradan şeyle çıkması. Hani galibiyet sevinciyle bağırarak evet, çıkması. Abdülkerim abi özür dilerim bir saniye. Arkadaşlar bunu kesin dedim ama Sayın Başkan. Kulaklarınızda duydunuz mu? Kesin dedi mi? Çık buradan. Yoksa dayak yiyeceksin diyen Sayın Başkan Ali Koç kime söylüyor? Bir daha söylüyorum. Kulağınızda duydunuz mu? Bana bir atar mısınız görüntüsünü? Bana bir atın arkadaşlar. Şu görüntüyü bir alalım önce. Ali Başkan'ın görüntüsünü alalım. Benim bir dinlemem lazım. Evet çok ilginç. Bir dakika. Çık buradan dayak yiyeceksin diyormuş. Bana da geldi dur. Ha, tamam diyor evet diyor. Ali Başkan Fenerbahçe ya çünkü teyit etmeden vermek yanlış olur. Sayın Başkan Ali Koç Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri şimdi, Eray Yazgan'a buradan çıkmazsan dayak bak, yiyeceksin diyor. Şimdi Ertemciğim Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yöneticileri sahaya girmişler değil mi? Evet Sinan abi. Sahaya girmişler. Şimdi Galatasaraylı yöneticilerin orada sahada ne işi var? Geçin içeriye bakın işinize. Evet. Fenerbahçe yönetimi. İçsin taraftarlar oradaymış. Anladın mı? Hı hı. Oradaymış. Taraftarlarını selamlasınlar. Dönsünler, baksınlar, çıksınlar, gitsinler kardeşim. Olay budur. Yani orada kalkıp da ikili, bak Hulusi Belge orada bir şey yaşamış. Öteki işte birileri yaşamış. Yani burada ikili diyaloğa ne gerek var? Anladın mı? Hı hı. Orada hiçbir Fenerbahçeli yönetici, Galatasaraylı yönetici olmasa bunların hiçbirisi orada olması söz konusu değil. Çıkarlar, efendice giderler, taraftarlarını selamlarlar, dönerler. Aynı şekilde de giderler. Anladın mı? Evet. Bu budur. Ayrıca bir kulübün başkanını devletin polisi korumakla mükelleftir. Bu kimsenin şahsının polisi falan değildir. Değil mi? Bu polis... Rasim'in kendi polisimiz, polisi mi var? Devlet hayır, efendim, devletin evet, polisi. Bu polisimiz... Herkes koruyacak. Hangi kulübün başkanı olursa olsun eğer oraya gelmişse bunlar orada kontrol etmek zorundadır. Onları güvenliğini sağlamak zorundadır. Çünkü... Bir Trabzon-Fenerbahçe maçı yaşandı zaten. Tabii. Burada biliyorsun. Bütün iş burada polisin zafiyeti denildi. Ama bugün görüyorsun ki İstanbul polisi müthiş bir tertibat kurmuş. Maç sonrasında özellikle. Acayip statta, içeride, dışarıda, her yerde, bütün sahanın içinde falan da hiçbir şey olmadı. Dikkat edersen. Evet. Hiçbir şey olmadı. Ve tamamıyla da çok güzel hepsi evlerine falan da gittiler. Şimdi orada Fenerbahçe taraftarını tutuyorlar. Galatasaraylıları çıkardılar. Buradaki öbürünü tek de şey, öbürünü de abicim bırakın Fenerbahçe takımı bugün seni yenmiş değil mi? Evet. Yenmiş. Sen çık otur git o şeyinde protokolüne çık
şeyinde VIP salonunda otur. Fenerbahçe kulübü. Ali Koç gelmiş. Ali Koç gelince yeme sahaya. Ne gerek var? Neye engelleyeceksin? Yani Sinan abi haklısın. Haklısın ama şimdi, bak şimdi görüyorsun Ali Koç'un da bak aynen, çık buradan aynen, yoksa dayak aynen, yiyeceksin demesi çirkin. Bir dakika dur. İşte bir dakika. Nasıl ben yöneticilerle kavga edecekse ne olacak? Söylediğime geliyorum. Orada bir Galatasaraylı yönetici orada olmasa değil mi? Evet. O hiç bunlar yaşanmaz. Hiç böyle bir tazik de olmaz orada, anladın mı? Hmm. Tamamıyla buradaki tazik oradaki Galatasaraylı yönetici arkadaşlarımızın değil mi? Burada onlara orada bir şekilde laf atmaları. Hayır abicim, bu devletin polisi var, güvenliği var. Statta da aynı şekilde kontrol ardından ederek işinde. Ardından da şey ya, çık buradan dayak yiyeceksin aynen, sonra Selahattin Baki de Eray Yazgan'a sinkaflı küfür ediyor. Hayır hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Ben anlatacağım şimdi, bilgi geldi. Orada sevgili orada Galatasaraylı yönetici muhtemelen bir şey söylemiştir ki, tamam mı? Bir şey söylemiştir ki Selahattin Baki de. Ya canı yanmış adamın, mağlup olmuş adam. Selahattin Baki de demiştir ki çık kardeşim sen buradan git. Yani gerek yok, maç oynanmış, bitmiş. Tamam mı? Sen Galatasaraylı olarak çek git abi stat'tan, anladın mı? Ne işin evet, var? Çıkın. Ne yapacaksın? O zaman ne yap biliyor Batu, musun? Beni duyuyor musun? Eğer senin gücün yetiyorsa kapatırsın stadın kapılarını. Ali Koç'u da sokmazsın stada değil mi? Ama sen Ali Koç'u stada sokmuşsan orada seni artık, anladın Sinan mı? Sinan abi demiş ki siz kimsiniz ki bu stadın kapı? Sen i̇şte kimsin demiş. Eray Yazgar'a yani, demiş. Bakın, bu kapıları kapatıyorsun. Burada, ben taraftarıma bakın, gitmek istiyorum Ali demiş. Ali Koç burada olayı yatıştırıyor. Ay, evet evet. Şimdi, burada, onun için tabii, arkadaşlar onun için yani buradaki olaylara mantıklı yanaşalım. Bakın mantıklı. Bir taraf tepki göstermezse o ki taraf sana tepki vermez. Değil mi? Evet. Hiçbir şey olmazdı. Kendi giderdi Fenerbahçe türbinlerine Ali Koç dönerdi. Çekerdi polis kontrolünde çıkardı giderdi. Hiç bunlar yaşanmazdı. Ama dediğim gibi bugünkü maç bütün planları alt üst etti. Yani Fenerbahçe'nin bugün kazanması tamamıyla bütün planları. Yani bugün neydi Galatasaray'ın planı? Bu maçı kazanalım. Bir şampiyon. Burada şampiyon. Ben de ondan böyle giyindim abi. Çıkış görüntüleri var arkadaşlar. Onun niye için, vermiyorsunuz? Onun için arkadaşlar. Yani bunlara bakın, bunlara son derece hoş şeyler değil. Bu fanatizmleri bırakmamız lazım. Herkese bakıyorsun. Her futbolculara bakıyorsun. Hepsinin demeçlerine bakıyorsun. Tamamıyla tabii, hep taraftara. Tribünü, hep aynen, taraftara. Bu fanatizmi bırakacaksınız arkadaşlar. Mesela bugün Okan Burun şunu söylemesi lazım biliyor musun? İsmail Kartal bugün benden daha iyi taktisyendi. Değil mi? Harika taktik verdi. Tabii, aynen, bütün hamlelerine doğruydu. İsmail yani, Kartal'ın. Harika oynattı takımını. Kazandı. Benim takımım bugün oynayamadı. Evet. Benim takımım bugün... Bir dakika almayın. Benim takımım almayın, bugün Fenerbahçe oynatmadı. Müsaade etmedi. Bir tane koca aynen, Galatasaray takımını ben bu kadar bak Bayern Münih karşısında bilmem ne karşısında bile böyle görmedim. En kötü, yılın en kötü maçı. Bir tane Barış Alper'in kafa pozisyonu var. Ben uzun Sinan yıllardır, abicim. Uzun yıllardır da Fenerbahçe'yi bir deplasmanda böyle ezici görmedim biliyor musun? 10 kişi. Evet. Helal olsun. Buyurun. Sinan abicim çok özür dilerim. Arkadaşlarım hazırlıyorlar. 20. saniyede Dursun Özbek başkanın, Sayın Dursun Özbek başkanın söylediği belirtiliyor. Arkadaşlar biraz önce oradan şey dediler, Murat Bereket dediler ama Sayın Dursun Özbek'in şoförünün olduğu iddia ediliyor. Ali Koç'un çok özür diliyorum, bağışlayın ben onu söyleyemem. Polislere hayır söyleyemem, kastetmek de olmaz. Ben polisimize o kelimeyi kullanamam. Ali Başkan'ın bilmem neleri diyor, küfür ediyor. Orada Dursun Başkan'ın şoförü olduğu iddia ediliyor bunu söyleyen kişinin. Eğer bağlayabilirsek bağlayalım, niye böyle bir şey dedi. İkincisi burada Selahattin Baki ile Eray Yazgan bir tartışma yaşıyor. Eray Yazgan'ı Ali Başkan gidiyor diyor ki sus bak yoksa dayak yiyeceksin diyor. Sonra da Selahattin Baki'nin yakasına çok yapışıyor. Sert. Sus diyor, sen de sus diyor. Yani burada Galatasaraylı genel sekretere de Galatasaray yöneticisine de sinirleniyor. Ali Başkan sus dayak yiyeceksin diyor. Sonra dönüp Selahattin Baki kendi yöneticisinde yakasını tutuyor. O görüntüleri verdik. Ahmet Hocam birazdan Samandıra'ya da gideceğiz. Ali Başkan konuşacak. Sizin bu konuyla ilgili yorumlarınızı alalım. Bir defa kesinlikle Ali Koç hatalı. Niye? Maç bitmiş. Stat kimin kardeşim? Stat. Galatasaray. Bitti. Maç bitmiş. Yükümlülüğü şudur. Devletin garantörlüğü, Futbol Federasyonu garantörlüğü altında. Efendi gibi oyuncular soyunma odasına gider. Duşlarını alırlar. Aha. Bir şeyler içerler. Yemek yerler. İçeride sandviç falan. Ondan sonra o Mikson'dan geçerek otobüslerine binerler. Giderler. Bunlarla Türk polisinin gözetimi altında. Aynen. Kimse onların kılına zarar veremez.
Ben malın sahibiysem, Galatasaray stadı benimse. Evet. Soyunma odasına girdin. Oyuncular girdi. Ali Bey dışarıdan statta olmadığı halde arabasıyla en az 25 dakika yol geldi. Ali Koç'un ve icarcilerin tekrar sahaya çıkıp biz bu görüntüleri kullanabiliyor muyuz? Seyircilerini selamlama izni bana tabidir. Ha izin verirse gidersin. O zaman sahaya girmeyeceksin. Müsaade, kapı çaldı benim. Adam bir dedi ki abi hani karnım aç. İzin verirse evime girer. Girersin bitti. İzin vermezse giremez. Peki izin verdikten sonra müdahale eder misin? Abi etmem. Ben onu söylüyorum hocam. Anladığım kadarıyla bilmiyorum. Galatasaray yöneticileri veya işte olaya Eren ya. Yazgan. Beyler dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Eren Yazgan vesaire. Diğer arkadaşlar. Polisi. Doğrudur değildir. Hayır çıkmayın polisi. Deme hakları var. Mal var. Benim. Buranın ev sahibi benim. Hocam sen böyle çok maç yaptın. Mesela, hakları var mıdır Galatasaray'ın? Bakın tekrar insanlıkta kibarlık evet. vardır. Eğer bugün Galatasaray değil de Fenerbahçe değil de bugün Galatasaray, Kayseri Spor örneğin. Samsunspor yenmiş olsaydı orada 500 tane Kayserili Samsunlu olsaydı Galatasaray derdi ki buyurun hadi başkan Yüksel başkanı buyurun selamlaşın gidin efendi gibi. Ama tabii burada bir mağlubiyetin yarattığı şey var. Üzüntü. Ali Koç Kadıköy'den geliyor. Bir de rakip Fenerbahçe olduğu için şu yok. Ali Koç Bey ve yanındakiler ben kardeşim sahaya çıkarım seyircimi selamlarım. Diyemezsin. İzin verirsen. Hocam bu bir kere bir protokolde varsa böyle bir şey. Hastattan yukarıdan inmişsin. Ha dışarıdan gelmişsin. Hayır önemli olan burada ne biliyorsun? Demin verdiğin örnek doğru örnek. Ben içeriye açıyorum kapıyı açamıyorum. O doğru. Önemli olan açtım mı? İçeri girdi mi girer. Orada artık Galatasaray'la hiç kimsenin müdahale etmemesi lazım. Veya dersin ki stadın müdürü. Sorumlusu. Giremezsin. Veya beden terbiyesinin müdürü der ki. Beden terbiyesi bakmaz mesela, ona. Mesela neyse işte kimse bilmiyorum. Oradaki hiyerarşi. Der ki ben kapıyı açmıyorum, giremezsiniz. Yasaktır dersin, bu budur. Bu dedim. Aynı şekilde gidersin. Sinan abicim, Abdülkerim abi, Fenerbahçeli yöneticiler diyor da ben yöneticiye benzetemedim. O kişi kim? Ama stat görevlisine bir saldırı olmuş, saçını çekmişler. Benim önümde bu video oynuyor ama. Bu saçlı beyefendi kim? Stat görevlisi, bu beyefendi stat görevlisi kim ama. Kim bu saçlı beyefendi? Ben hani saçını çeken kişiyi tanımıyorum. Hani Fenerbahçe'nin yöneticisi. Hangi Fenerbahçe'nin yöneticisi? Hulusi Belgi dediler. Yönetici değil. Herhalde yeni yönetimde olacak olan Hulusi Belgi diye ben sosyal medyada ama yani yanlış anlamasın. Hangisi yazmanı Belgi? Söylüyorum. Hangisi? Bu arkadan yok, böyle kafa... Öyle deniliyor. Bir bakalım canlı Hulusi görüntüsü Belgi var. Hulusi Belgi mi Sinan abi? Bak bakayım. Canlı görüntü var orada çünkü. Yani. Buyurun Abdülkerim abi. İki dil üç kelam edin. Hayır ben kesmek zorunda öyle kalıyorum. Haklısın, çünkü bu olağanüstü bir yayın olduğu için. Haklısın, bir röportaj olursa tabii ki zaten duracağız. Yok normal görüntülerde de kesmek zorunda tamam, kalıyorum kes, Abdülkerim canım, abicim. Kes, buyurun. Ben niye Fenerbahçe takımı deplasmanda maç kazanınca sevinemiyor ya da seyircisiyle buluşamıyor? Sebep biz Kadıköy'de her şey serbest ama Kadıköy Fenerbahçe'nin statı değil mi? Kadıköy'de biz maçtan çok sonra bayrak dikenler gördük. Sunes. Biz Kadıköy'de insanlar neredeyse öldürülürken illa ben kupayı burada alacağım diye saatlerce orada oturup devletin bakanlarını, başbakanlarını arayanlar gördük. Sahaya çıktılar tekrar. Ya Fenerbahçe nasıl oluyor giremiyor izin vermezse? Yani Fenerbahçe bu ülkenin takımı değil. Deplasmanda kendi seyircisiyle galibiyetini kutlayamayacak ama Kadıköy'e gelenler her şeyi yapabilecekler. Orayı arayacaklar, burayı yazın. Arayacaklar, sahaya girecekler, bayrak dikecekler, seyircilerine gidecekler falan filan. Ama Fenerbahçe olunca yapmayacaksın. İşte tipik Türk futbolunun yıllardır örneğidir. Anladın mı kardeşim? Bu böyledir. İkincisi olaylara bakarsa, olaylar dediğim gibi benim için sıradan olaydır bunlar, sıradan. Neden sıradan olduğunu söylüyorum. Ben 80'li yıllardan beri derbi oynadım kendimde 80'li yıllarda. Derbilerde deplasmanda kazanınca bunlar olur. Kadıköy'de Fenerbahçe mağlup olmuşsa Kadıköy'lü oyunculara, yöneticilere stattan çıkarken sözlü saldırılarda bulunur. Hatta bazen abartılarak fiziki saldırılarda olmuştur defalarca. Beşiktaş statında da yaşanmıştır. Anladın mı? Kendi sahanda yenildin mi hazmedemezsin. Hele böyle bir günde düşünsene sabahtan beri hazırlıklar, haftalar karografiler, marografiler hatta daha da ileri gidip yani şampiyonluğu bırak garantilemeyi. Tırnak içinde onu da söyleyeyim Galatasaray hala benim için şampiyondur. Geçen hafta şu maçtan önce ne kadar Galatasaray'ın şampiyonluk şansı varsa yine aynıdır. Şampiyonluk şansı kaçmamıştır yani. Onu bir kere söyleyeyim ben. Şampiyonluk şansı kaçmamıştır. Galatasaray
takımı daha da abartarak bir puan kesmeyecekmiş. 5 yapacağız, 6 yapacağız, bir o kaldı, işte altının altından kalkmalıyız falanlar filanlar. Böyle bir ruh haline girdiler. Camiayı bu ruh haline soktular. Üstüne bugün, bak söylüyorum, bu tarihi bir zafer değildir Fenerbahçe için. Fakat bu tarihi bir galibiyettir. Öyle bir galibiyettir ki bugünkü galibiyet birçok şampiyonun önüne geçer. Galibiyete geleceğim Abdülkerim abi. Bu görüntü şimdi, ne diye soranlar var. Bu görüntü Fenerbahçe enteresan. Takımı Ali Başkan en önde çok, takımı sahaya çıkartıyor. Şimdi, seyircileri Sinan abi bir ADV'miz var, editoryalımız var. Çok enteresan bir görüntü var. Ertem hemen gideceğim. Orta sahanda Fenerbahçeli futbolcular bayrak açmaya çalışıyor. Evet. Yine o uzun saçlı beyefendi o mesela bayrağı indirmeye çalışıyor çocuklar elinden ben tartaklıyorlar. O uzun saçlıyı. Hulusi Bey mesela yönetici değil. O nasıl sahanın mesela içinde? Mesela işte o da akreditasyonlara bakıyormuş. O uzun saçlı beyefendi. Evet. Abi, tam bir kaos var yani. Yani bir karışıklık var orada. Hulusi Belge, yönetici adayı. Ama ne işi var sahada? Yani o da ayrı bir mesele. Fenerbahçeli futbolcular keşke gösterebilsek. Bir Galatasaraylı yönetici dövdü. O kişi gördüm şimdi. O fotoğrafı göstersenize arkadaşlar. O fotoğrafı o kişi stat müdürüymüş. Sağ olsun arkadaşlarım ismini vermiyorum ama o bana stat müdürü arkadaş stat müdahale müdürü. Ediyor. Stat müdürü yani olaya müdahale ediyor. Verseniz arkadaşlar rica etsem. Bakıyor akreditasyonları var mı diye bakıyor. Evet. Ondan dolayı. Evet bu beyefendi stat görevlisi. Stat görevlisi diyorum. Bu da görevini yapıyor. Evet. Akreditasyonlara bakıyormuş. Şimdi oradaki bir arkadaş bana mesaj attı. Oradaki Fenerbahçeli kafilenin içinde akreditasyonları var mı diye onlara bakıyor. Tabii ki onların çoğunun akreditasyon kartı falan yoktur. Tabii. Stat müdürü bu beyefendi ve mesela Hulusi Bey de geliyor saçını çekiyor. Kardeş. Hulusi Belge hocam bir ADV var. Kardeş, bir dakika. Bu delilik artık. Bu birazcık bir dakika. Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı son derece nahoş. Bravo stat hocam. Müdürünün ne demek görevi? Stadın intizamını sağlayan adam. Kim hocam, girer, kim çıkar? Ya ben de çıkalım buradan girelim. Hocam sana bir ek yapayım. Stat müdürünü Fenerbahçe futbolcular dövdü. Gösterme görüntüsü misiniz? Sen bir stata gireceksin. Bir dakika. Hulusi Belgü hangi hakla evet. gidiyor? Bu stat müdürü hiç tanımam. Saçını çekiyor. Bu basit yaralamaya gelir. Ceza alır burada. Hocam orada çok kişi var. Akreditasyon kartı yok. Orada Erol Bileci'yi görüyorum. Giremezler. Sorumlu bir şekilde Hulusi... Defol git der gibilerinden giremezler buradan atıyor. Giremezler hocam. Yanlış. Beyler bunun adı bravo hocam. Cebre. Giremezler. Zorla izinsiz stadın yetkililerine rağmen stada girme eylemidir. Bunun adı gayri kanuni bir davranıştır. Bir editoryalımız var. 60 saniye sonra buradayız sevgili seyirciler. 60 saniye sonra bağlantımız olacak. Ali Başkan konuşacak Sayın Ali Koç. Haydi bakalım. Şimdi birkaç görüntü var. Fenerbahçeliler orta sahada. Fenerbahçe Rasim bir dakika. Orta sahada bayrak açmaya çalışıyorlar. O görüntüleri arkadaşlarım bir ekrana versinler. Bayağı bir bayrak açılıyor. Fenerbahçe sayfa, Fenerbahçe bayrağı. Hayır. Onu verir misiniz acil ekrana? Arkadaşımızın. Yani bunlara müdahaleye ya. Yani abi bak işine ya. Açsa ne oldu? Yani soğuru saçtı ne oldu? Bir şey mi oluyor? Gitmiş kaybetmişsin sen maçı. Yani. Bak işine ya. Sen zaten arkadaş o kapıyı açıp stattan içeri bayrak sokmuşsun. İstedim. Yani hoca demin çok güzel örnek verdi. Kapıyı çaldı. Sen açmışsın zaten anladın mı? İçeri sokmuşsun. Yapma abi artık. Sen onu yapma burada. Görüntü şimdi, bu. Tam ekran verir misiniz? Ertemciğim o arkadaş müdahale ediyor. Stat müdürü arkadaşımız. Aynen. Burada o arkadaşımız da tartaklıyorlar. Stadyum müdürünü tekme tokat dövüyorlar. Tartaklıyorlar. Yok, dövme yok ya dövme yok. Bak abi aç da görelim abi. Burada Galatasaraylı bir tane taraftar var mı? Çıkmış gitmiş. Kim tarık oluyor bundan? Kim tarık oluyor bundan? İki kişi geliyor. İki tane Galatasaray taraftarı geliyor. Fenerbahçe statının ortasına geleceksin. Her şeyi yapacaksın. Siz bombaları atıldığı an bakanları arayıp illa ben kupayı burada alacağım falan diyeceksin. Her şeyi yapacaksın. Şurada 10 tane futbolcu maçtan bir saat sonra sevincine bahane bulup ondan sonra da hata yapıyor falan filan. Ayrıca bir şey söyleyeyim bırakın abi. Ayrıca Galatasaraylı futbol taraftarlar bir şey söyleyeceğim sana. Öyle çok önemli falan 3-5 tane su. Öyle yani çok anormallik de yoktu. Sahaya böyle ufak tefek şeyler atıldı. Öyle o kabul edilebilir. Acayip doğru, bir, doğru. Acayip bir taşkınlık bravo. Falan da Galatasaray taraftarı da yapmadı. Bir şeydir yani. Galatasaray taraftarı yapmadığı gibi mağlubiyette de ayrıca da yani öyle çok önemli bir şey de yapmadı. Siz yani abici, Galatasaray burada, taraftarı bugün bir dakika Rasim. Evet, evet. Çok centilmence de aslında bakarsan davrandı yani. Mert Hakan biraz kenara gittikçe. O da Mert Hakan. Biraz daha kriminal bir çocuk olduğu kriminal için bir çocuk ondan yani. Dolayı yani onun için Galatasaray taraftarı da apıklı. Ya onun için hiçbir taşkınlık olmamış. Çok önemli bir olaylar da olmamış. Aynen. Koridorlarda kavgalar da olmamış. Stadın için dışında, sahanın içinde
Ufak tefek böyle bu işler Fener olmuş. Fener yöneticiler lüzumsuz hiç müdahale etmese. Işte Galatasaray hiç müdahale etmese bak Galatasaray'ın stat'tan veya kimse müdahale etmese. Sen abi ama şey stadyum olmaz. Müdürü Galatasaray'ın yöneticisi gibi düşünme. Galatasaray öncesi olarak stadyum müdürü, stadyum müdürü ne yapacağını bilemiyor adam müdürü, orada. Bir dakika, stadyum müdürü, maalesef. Bir dakika. Futbolcular bayrak asarsa stadyum müdürü bunu bırakır. Kovulur. Hayır, bir dakika müdahale edemez. Futbolcu bunlar. Futbolcu sahanın içinde. Bakın akreditasyonu olmayan, akreditasyonu olmayan yöneticiler oraya girerlerse ben, onu edebilir. Onlar da orada. Buna, onlar da yok, orada. Yok orada yok, orada futbolcular ve güvenlikler var. Sadece futbolcu yok. Şeyler de Hulusi Belgi de orada. Hulusi Belgi yok bu orada. Akşam, bu akşam. Fenerbahçe yöneticilerini daha çok hatalı buluyorum. Fakat bu bir şeyin birikimi. Az önce Apo ne dedi? 10 sene önce Galatasaray orada şampiyon kupasını kaldırmak istedi. Cebren, Sayın Cumhurbaşkanı veya Başbakan Abdurrahim Albayrak arayarak cebren şampiyonluk kutlaması kupayı kaldırdı bir. O da hataydı. İki, 25 yıl önce Sunus... Türkiye'yi insanların kanını dökebilecek şekilde koşup bayrak hem de tribünde yani, seyirciler varken bu iş aynı bu iş aynı kan davası. Şimdi bu akşam da diyor ki Ali Koç mesela Bağlat der ki bizimki yanlış olabilir lakin onlar da bize yapmıştı. De 10 sene önce böyle yapıldı 20 sene önce böyle yapıldı Trabzon katmayalım şimdi Trabzon'u Galatasaray özelinde Galatasaray'da çok yaptı bu akşam Ali Koç'un yaptığını onlar giremez hocam 20 efendim Ali Koç ve yanındaki ekibin sahaya girmeleri yasaktır. Akreditasyonları yok tabii. Ya yani. Ona anladım, ona lafım yok. Yani ama ben diyor normalde. Ki zaten yaptığım doğru değil diyor. Evet. Bunu niye yapıyorum biliyor musun diyor. Bana 10 sene önce yapıldı. Bana da 20 sene önce yapıldı. Sunus'un bayrak dikmesi. Ama bu normal. Abdurrahim hocam Albayrak. Tam orta sahada o normal. Stat müdürünü, stat müdürü darp almış orada. Öyle diyorlar o da vurmuş. Bu normal. Öyle deniliyor. Bu normal. Bunu futbolcular orada kavga çıkıyor bak. Görüntü şu. Ya görüyorum ben seyrettim. Heh. Futbolcu arkadaşlarımız yani. Bayrakları. Yine Galatasaray bir şey söyleyeyim. Galatasaray yöneticileri hatalı. Bunu öngöreceksin. Herkes içeri girdi mi kardeşim? O demir kapıyı kilitleyeceksin. Kırabiliyorsanız kırın. Bak hocam Fenerbahçe'de. Hocam orada Ali Başkan demiş ama siz bak, kimsiniz ki açmıyorsunuz? Bak Fenerbahçe'nin çok da popüler hesabı. Ali Koç'tan Galatasaray. Fenerbahçe referansı olduğunu söylüyorum. Ali Koç'tan Galatasaraylı bir yöneticiye. Sen kimsin lan bizi sahaya çıkartmıyorsun. A nokta nokta S nokta senin kes O nokta nokta K. Yani baba böyle şeyler olduysa yani bunlar için tetik etmek lazım. Ama Fener yani. Yalnız stat müdürünü bayağı hırpalıyorlar. Ama olmazsa sen abi. Kasım Enver Aysever sana selam söyledi 7-0 demişsin. 7-0 dedim. Önümüzdeki sene görüşürüz Enver. İzliyorum yayınlarını. Bir saniye bir dakika Rasim'cim bir dakika. Emir karışıyor çünkü ne olursun. Emir bana bir söyler misin bir daha? Orta sahada müdahale eden kim? Ertuğrul Karanlık kime? Doktor ne? Ertuğrul Rasim ya. Pardon abi bir dur oldum. Be abicim ya. Pardon. Doktor. Pardon. Ya işimi yapamıyorum ben biliyor musunuz? Tamam. Yapamıyorum yani. Böyle olmaz. Böyle bir şey yok. Hadi Ertem olmaz sağ ki yani. Tamam yürü. Yani zaten gergin bir ortam. Kelimeleri seçe seçe kullanıyorum. Tamam. Sen ertesi gün siz hani otururken bana dönüyor olay. Rasim'cim. Haklısın. Tamam. Yardımcı ol bana. Ertuğrul Karanlık diye şok oldum da pardon. Bir daha söyle lütfen Emir'cim. Rezalet ya. Ne yapmış Ertuğrul Karanlık? Stat müdürüne ilk müdahaleyi yapan Ali Çelik Kıran Beyefendi'ye Ertuğrul Bey orada ilk tartışma öyle başlıyor. Ertuğrul Karanlık Ali Çelik Kıran stat müdürüne orada bir tartışma yaşıyorlar. Ben kibarcasını söylüyorum. Sonrasında dışarıda da Ali Koç'un polisisiniz siz diyen de var. Hani onun haricinde de bu arada Ali Koç ve futbolcular taraftara gitmek istiyor ama polis, emniyet diyor ki Fenerbahçe taraftarı stattan ayrıldı. Boşuna girmeyin diyor ama buna rağmen sahaya Fenerbahçe yönetimi çıkmak istemiş. Onu da söyleyelim. Ya işte dedim ya sana. Galatasaray Hulusi Belgi. Sen kimsin lan? A.S.O.Ç efendim... demiş Ali Koç. Tamam. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birazdan Sayın Başkan gitmiş mi? Bir Devrim Zengi'ye bir gidelim. Ne diyecek Devrim? Şimdi kulüp başkanının akreditasyon kartı muhtemelen vardı. Var. Birkaç ama Hulusi Belgi'nin yoktu. Ama Hulusi Belgi'nin yoktu. Selahattin Baki'nin yoktu. Ama burada dediğim gibi arkadaşlar. Yani... biraz böyle sakin olmak lazım abi. Aslında. Yani şimdi Galatasaray arkadaş stat müdürü falan biraz da şimdi Fenerbahçe önemli bir galibiyet almış. Muhtemelen
Yani Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığı daha yüksek. Tabii. Çok önemli. Bir de Hulusi Belgül'ün stadyum müdürünün saçından ya, çekmesi, yere devirmesi. Onun için bunlar, abi bunların hepsi yanlış arkadaş. Ali Sami Yazı'nın ne oluyor bunlar ya? Bunlar stat müdürüymüş ya. Herkesle kavga etmiş. Bunları doğru demiyoruz. Ama şimdi stat müdür mesela orada forma Fenerbahçe futbolu şey yapıyorlar. Anladın mı? Oraya da koşuyor müdahale ediyor. Oraya da tek başına bir değiyor yani. Stat müdürü de niye mesela Fenerbahçe'nin doktoru, doktor adam bayağı niye kavga ediyor? Durup dururken mi yapmış? Her olayda stat müdürü var. Kim bilir neler yaptı o da. Bence niye o tarafı konuşmuyorsunuz? Bayrağı açmayın Ertuğrul, demiş. Ertuğrul Karanlık'ta ne derdi? Ertuğrul Karanlık'ın girme hakkı var mı? Bir kulüp doktor. Doktor adam takımın doktoru. Şey var mı? Bir doktorla. Yeşil sahaya gelebilir mi? Bir doktorla şeyin ne alakası var? Stat müdürünün. Stat müdürü Hulusi Belgi ile kavga etmiş. Stat müdürü Ertuğrul Karanlık'la kavga etmiş. Hulusi Belgi'nin işi orada oluyor. Oraya giremez Hulusi Belgi. Fenerbahçe ile orada yolda yürüyen biri görse kavga edecek demek. Ertem Hulusi Belgi'ye girebilir mi? Yasal mı kardeşim? Ya sen boş ver Hulusi Belgi'yi giymiş falan. Stat müdürü ne ayak herkesle kavga ediyor. Uyanık adam kendi kendine şey yapmaya çalışıyor. Asayişi sağlamaya çalışıyor. Bayrak açtırmamaya çalışıyor. Bayrağı açtırmamaya çalışıyor. Asayişi sağlamaya çalışıyor. Ne olacak? Statı mı yanacakmış onun? Babasının statı mı ayrıca yani? Aynen. Sanki roket atacaklar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah Allah. En şahane Galatasaray'ın bugün türbünde olan taraftarları. Bak Galatasaray'ın bugün türbünde olan taraftarları ve maçtan sonraki de futbolcuları. Gördüğümüz kadarıyla hiç öyle anormal bir olay da olmadı. Hiçbir taşkınlık falan da yapmadılar. Allah Allah. Kötü olmasına rağmen, bakın kötü oynamalarına da rağmen 10 kişi kalmış olan bir Fenerbahçe'ye karşı çok bir de yani bir zafiyet göstermelerine rağmen yani, ya futbol adına baktığın zaman yani hiçbir şey yok. Bir tane pozisyonum var. Ya inanılmaz. Kaleye şut yok. Dolayısıyla kaleyi işte, bulan şut evet, yok. Evet yani dolayısıyla buna rağmen hiçbir taşkınlık olmasın. İşte dediğin gibi maçtan sonra orada arkadaş otur kenara. Ne yapacak? Çimleri mi kesecekler? Sahayı mı şey yapacaklar? Ne yapacak? Assın işte bayrağını. Ne oluyor? Asarlarsa ne olur? Allah Allah. Kaldırsa ne olur? Orada ya sokmayacaklardı. Bak ben şöyle stadyumu ben Galatasaray'ı yönetimi şöyle istiyorum. Bakın ben öncelikle özür dilerim. Sen şimdi haftaya gör ben, bakalım. Galatasaray şampiyon olsun. Lafını unutma. Tamam yıkacaklar. Onlar da Kadıköy'e girecekler. Hayır. Bak söyleyeyim. Galatasaray haftaya şampiyon oldu değil mi? Sonra bir kutlama yapacaklar. Bak ben sana söyleyeyim. Ben şimdiden söyleyeyim mi? Kutlamada Fenerbahçe'ye neler yapıyorlar? Bak ben şimdiden söyleyeyim. Ben bunları tasvip ettiğim için söylüyorum. Bir görüntüyü geri alır mısınız? Galatasaray'da kortejle Bağdat Caddesi'ne girecek. Görüntü, Kadıköy'e girecekler. Bunu yapacaklar ki iyice ortalık karışacak. Polisler girdikten sonra bakın orada olaylar yatıştıktan sonra Ayhan Akman, Erden Timur'u burada sakinleştirmeye çalışıyor. Ertemciğim. O görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Şunu bir söyleyeyim Sinan abicim. Erden Timur çok sinirli, çok gergin ve Ayhan Akman da Erden Timur'u sakinleştirmeye çalışıyor. Gel buraya, gitme oraya diyor. Şimdi, şu görüntüyü verebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir öğrenir misiniz? Şimdi maç bu bitmiş. Biliyor musun? Sevgili stat müdürü kardeşimizin güvenlik müdürü olabilir. Asayişi sağlayamamış. Kolluk kuvvetlerini devreye sokarsın. Eğer. Ama orada eğer bir futbolcu grubu bayrak asıyorsa buna kolluk kuvveti de müdahale edemez. O futbolcu orada bayrağı buradan formasından çıkarır. Anladın mı? Maçtan sonra anladın mı Ertem'im? Evet asar. Açar. Şey bunu stat müdürü fiziki olarak saldırı yapamaz. Eğer bakın orada bir kanun dışı bir şey varsa, kural dışı bir şey varsa stat müdürü oradaki stadın güvenlik olan polislerine der ki bu yanlıştır. Orada futbolcular yapıp ona müdahale etmesi yanlıştır stat müdürü arkadaşımızın. Evet. Öteki türlü. Ha şunu yapabilir. Akreditasyonu olmayanların sahaya çıkmasını onu kapıdan içeri girerken bakacaksın. Sahanın içinde değil, stadın içinde değil. Onu kapıdan. Zaten ha, ama oraya da Ali Koç geldiyse. Ki, hocam oraya pardon bitiriyorum. Ne? Oraya da Ali Koç da geldiyse. Ali Koç'un da yanında kalabalık varsa orada da onu engelleyememişlerdir Ertem'ciğim. Evet Sinan abicim. Bunun özeti budur. Anladın mı? Evet. Yani engelleyememişlerdir. Bu arada Erdem Bey'in. Erdem Bey eğer yanlış bir bilgiyse lütfen düzeltin. Erdem Bey de stadın içine girmeye çalışıyor ortalık karışmış. Polisler oraya giderken. Stadın içine girmeye çalışıyor. İyi ki girmemiş sahaya. Yani daha gerilebilirdi. Ayhan Akman engel oluyor. Ali Çelik Kıran stat müdürü arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bağlarlarsa sevinirim. Hulusi Bey sağ olun demiş. İyi yayınlar demiş. Bağlanmıyorum demiş. Hulusi Bey o genelde Twitter'dan. Hulusi Bey genelde Twitter'dan cevap veriyor. Ertem bir tane video geldi bana sevinirim. Mesela. Ali Koç'a arkadan sözlü saldırı yapıp Ali Koç'un peşinden ve oradaki yöneticilerin peşinden gitmeye çalışıyorlar. Erden Timur Bey. Erden Timur Bey. Yanında yapmaz. Neyse. Orada polis barikat kuruyor.
ve polisi ondan diyorlar. Heh, evet. Ali Koç'un yani özeti bu. Ali Koç'un polisi olmayın devletin polisi. Öyle şey olur mu ya? Onu bırakın dövelim. Öyle şey olur mu abicim? Edelim, devletin polisi, bak, devletin polisi da, herkesi korumakla mükellefti. Onun için bugün oradaki polis, bak polis bugün dört dörtlük orada da şahane görevini yapmış. Ya hiç bence, müsaade etme. Bence, bak müsaade etmemiş. Buyur Rasim'ciğim. Şimdi şöyle bir şey var Ertem'ciğim. Ben de şampiyon olacağız diye Galatasaray forması giydim. Böyle kaldım ortada maalesef. Değiştirmedim de. Haftaya oluruz ama artık maalesef görkemli bir şampiyonluk olabilecek mi? Olamaz. Ben burada maalesef Galatasaray'da Ali Koç'un aslında stada sokulmaması lazım. Ne olursa olsun stada sokulmaması lazım. Akreditasyonu var girebilir. Hayır hayır bir kere hakkı yok. Öyle bir var, hocamın var. Ahmet Çakar literatürde ay bilir onu bilmiyor hayır, ama. Ben biliyorum. Nasıl ya başkan niye stada giremiyor Selahattin ya? Selahattin Baki giremez o zaman. Hayır hayır. O zaman Kürsü belki giremez. Başkan niye giremiyor ya? Başkan o zaman literatür mü? Nasipciğim bak bu iyi. Ali Koç. Kuralları bilir mi? Hocam başkan giremez diyor. Hocam bir dakika dur. Hocam evime giremez diyor. Benim babam benim evime giremez diyor. Ya akreditasyonu bana öğretmeyin. Bakın hocam maçtan evvel. Maçtan evvel akredite edersin. Maçtan evvel kendiniz akredite edersiniz. Kulüp başkanları her zaman akreditedir. Otomatik akredite edersiniz. Yanındaki arkadaşlar olabilir. Olabilir. Mesela Hulusi Belgi imkansız. Ben bilemiyorum. Başka kim var? Ama bayağı bir Ali insan var yanında. Ali Koç kulüp başkanı olarak girme hakkı vardır. Evet bir onu son dakika gelişmesi daha. Yapıyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek de birazdan açıklamalar yapacak. Bu gece uzun olacak biraz. Ekranı ikiye böleceğiz. Hem Ali Koç hem Dursun Özbek konuşacak. Bilginiz olsun. Beyaz sonraki resme gel. Beyaz futboldan ayrılmayın sevgili seyirciler. Gel bir daha gel. Demin bir resim vardı ona gel. Hangi resim? Gel, ortalık geri, çok geri, karışacak Ertem bu gece. Gel bir daha gel. Daha yakın bir resim var. Yakın. Yine bu sahada. Çok zor bir gece şey olacak. Göstereceğim ben size. Yok yok. Demin Serkan yakın verdin ya. Bu bayrak asanların kim olduğu? Açanların. Bu değil. Demin yakaladım onu. Arkadaşlar bir tane net bir fotoğraf gönderdim. Neden onu vermiyorsunuz? Aynen, bu aynen. Değil. Niçin vermiyorsunuz net bu bir değil, fotoğraf? Bu değil. Bu değil. Allah Allah. Demin gördüm ya Serkan. Hayır. Bir tane net bir fotoğraf attı. Orada bayrak açanların kim olduğunu. Futbolcular ve doktor var. Yani arkadaşlar yok. Bir tane net fotoğraf attım. Açsanıza şunu. Şuraya gel bakayım iyice. Aynı resmi dönüyor. Allah Allah ya. Yani ya arkadaşlar resimde kim var ya? Ne olursunuz bir tane fotoğraf açacaksınız ya. Açsana şunu. Şu fotoğrafı yaklaştırsana. En sağdakini. En sağdakini. Evet, 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 bunu evet. Diyorum ya. Buyurun arkadaşlar. Burada bakın burada kim var? Ahmet Ketenci var değil mi? Akreditesi o zaten orada galiba. Getenci yönetici değil mi? Aynen. Yok yönetici o. Şu kadın başladı. Kim? Herhalde bilmiyorum. Fenerbahçeli bir şeydir. Yani yönetici falandır. Buyurun. Burada futbolcular ve doktor. Değil mi? Ve bakın. O uzun saçlı beyefendi de stat müdürü. Evet. Bayrağı indirmeye çalışıyor. Evet. Anladın boş tribün. Hani Galatasaray seyircisi olur da dersin ki yapmayın tahrik olurlar. Gitmiş ekranlar evine. Sağ işte onun için dedim. Seyirci yok, kimse yok. Abi İrfan Can bayrağı kaldıranları söylüyorum. Yılmaz Dirim çok teşekkür ederim Yılmaz Dirim. Eğri Bayat uzun evet. Boyundan tanıdım. Mert Hakan, Osterwolde. Evet. Şimdi tuhaflık şu. Bir dakikadan sonra aptallık yaptıklarını söylerim. Hangi konuda biliyor musun? Adamlar girmiş. Orada onlar en az 25 kişi. 2-3 tane stat bürü ve yanındaki adamlar onu engelleyebileceklerini mi düşünüyorlar? Böyle bir şansları var mı? Anlatabiliyor muyum? Yani manası olmayacak şekilde iş gerildi. Simla Beyazıt mı şu hanımefendi yönetici? Evet. Yönetici. Ne Beyazıt? Simla Beyazıt hanımefendi. Şey mi? İdareci hanımefendi. Yönetici hocam evet. Onun hakkı var mı hocam? Ertem, hocam yönetici ya. Şey abi Fenerbahçe'nin yöneticilerin neden hakkı olmasın ben anlamıyorum. Bakın, Fenerbahçe başkanının yöneticisini. Şaşırdım mı? Hocam çok özür dilerim. Benim anlamadığım Rasim diyor ki başkanın hakkı var mı? Simla Hanım'ın hakkı var mı? Ya Ali Koç cezalı değil mi bu arada ya? Allah Allah. Ya onu diyor Simla Hanım'ın. Simla Hanım'ın niye? Kardeşim anlamıyorsunuz değil mi? Gitmiş gitmiş. Her idareci, başkan şu. Maç oynanmıyor bir şey oluyor. Protokol tribününe girebilir. Koridorlara girebilir. Sahanın içine giremez. İtalatür olur, hukuk bu. Yani adım, adım gibi biliyorum. Hanımefendi. Adam kanunu anlatıyor. Hanımefendi protokol tribününe girebilir. Belki soyunma odaları koridorlarına da girebilir. Kanunen. Ama asla sahaya giremez. Maç bittikten sonra. Hocam maç bitmiş. Her şey bitmiş. Hocam maç bitmiş. Ben anlamadım bu işi ya. Bir dakika Ertem. Ne yapmış hocam ya? Girmiş kadıncağız. Ali Koç'un yaklaşıyor bir dakika. Bilmiyorum sor. Bir susar mısın Rasim? Burada bizi şimdi milyonlarca Fenerbahçeli izliyor. Bütün Fenerbahçelerin algıladığı şey şu biliyor musun kardeşim? Biz bu ülkede kimseyi yenemeyiz. Hele rakip büyük takımlarımızı. Yenersek olay çıkar. İşte bakınız daha 2 ay önce Trabzon örneği. Tamam mı kardeşim? Hı hı. Sevinemezsin. Çünkü neden? Tahrik olurlar. Bazen etti bu. Tahrik olduk.
Burada maç bitmiş bir saat, bir buçuk saat çıkamamış Fener takımı. Orada kendi ağlarında Galatasaray seyircisi de yok. Bayrak açmış, açamaz. Yani Fenerbahçe diyor ki biz sevinemeyiz kardeşim. Ama bize her türlü sevinme yapılabilir. Her türlü hakaret, alay, aşağılayıcı paylaşımlar olabilir. Sen Fenerbahçe'yi sen yapmayacaksın. Artık insanlar böyle algılıyor. Burada öyle söyleniyor demiyorum. Ama insanlar artık bunu böyle algılıyor. Böyle bir gün geçmiş, böyle bir maç olmuş. Fenerbahçeli'nin şampiyonluk gittiğini zaten çok insan inanıyor. Hala şampiyon olacağız diyen az bir kesim var. Fakat şu günkü mutluluğu bile yaşamasını çok görüyorlar insanlara. Çok tuhaf bir şey. Çok tuhaf. Yani ya, yok o Simli Hanım'ın çeyi var mıymış? Vay arkadaş vay be. Yani Fenerbahçe Firet bugün ne yapmış önemli değil. Simli Beyazıt'ın akreditasyonu varmış. Ya evet vay ya. Vay arkadaş vay. Ya böyle bir şey olur mu? Yani yok efendim Ertuğrul Karanlık doktor stat müdürüyle kavga etmiş. Şimdi insanlar artık Fenerbahçe'ye diyor ki bu ne kardeşim beyler, bu bir ne? Dakika beyler bu çok ne? Ben diyorum ki bitirsin. Ben diyorum. Darp var darp tabii hocam. Ki, darp var harp var koyarsanız Fenerbahçe'den hiç bahsetmeyiz. Darpları harpleri koyalım. Şunu söylüyorum senden ricamdır Ertem. Senden ricamdır. Bu tamam. Olaylar önemli. Konuşulsun, yorumlar yapılsın. Ben bir müddet dinleneyim. Ne zaman maçla ilgili konuşursak ben konuşurum. Çok maça gelemeyeceğiz gibi tamam. Çünkü ortalık karışık. Tamam. Ben hiç konuşmuyorum. Estağfurullah. Tamam. Galatasaray ben, Florya'da böyle karşılandı. Videosunu arkadaşlarım hazırlıyorlar. Birazdan ekrana gelecek. Florya'da bayraklarla, tezahüratlarla karşılamışlar. Stat müdürünü... Ertem, stat dur hocam da Ertem bırak bayrakları falan. Ertem, daha önemli şey stat şey müdürünü bayağı tartaklamışlar ya. Bir dakika beyler. Helal olsun. Ama söyledik ki Sinan abi. Beyler ben gördüm sana demin onu gösterdi. Sinan abi onun adaletidir bu adalet. Sinan abi İrfan Can. Onu gösteriyordum sana. İzledim dedim ki Sinan abi. Orhan kim? Yok yok gördüm onu. Ben onu gösterecektim. İrfan Can galiba. Suratına suratına bir dakika. Eğer aksi şey müsaade eder misiniz? Eğer aksi bir şeyse İrfan Can eğri bayattan özür diliyorum. Ama yani. Hocam ben görüntü... İrfan Can'a benzetemedim. Çok olsun. Uzun boylu. Suratına ben İrfan Can'a benzetemedim. Adam, çok uzun boylu. Adam sıkışmış. Çok uzun boylu. Suratına korkunç vuruyorlar. Uzun boylu. Korkunç uzun boylu. İrfan Can bayat değilse evladımdan özür tam dilerim. Olarak izler misiniz ama arkadaşlar? Ama birisinin kafasına böyle böyle çok şiddetli 4-5 tane yumruk saçtı. Gördüm ben. Çok ağır. Ve Fenerbahçe çok fanlı biri. Doğru değil. Tabii Fenerbahçe futbolcusu ya. Kabul edemem. Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcusu. Çünkü atletik abi, bu, ince peki, uzun. Hocam benim anlamadığım bir şey bu. Bu sevgili adam ölebilirdi orada ya. Bu sevgili stat müdürü kardeşimiz. Kontrolü kaybetmiş. Niye bu kalabalık işte. İçine giriyor? Niye tek başına müdahale etmeye evet. Çalışıyor? Niye cesur adammış abi? Abi cesurluğun ne alakası var? Bakın Rasim'cim bir şeyin anladın mı? Bir kuralı vardır. Eğer o kuralı yapabiliyor musun? Tabii. O kuralı uygulayabiliyor musun? Kolluk güçlerine dersin ki bakın, bu yasaktır. Sinan ama abicim. Yani bu baktığın Sinan zaman abicim, kendini adam orada bence, kendini benim öğrendiğim... vermiş. Ha, aynen. Stadyum müdürü görevini yapamıyor. Maalesef herkes giriyor. Ama aynı ya, zamanda da hani doğru bak adam görevini yapabilmiş mi yapamamış Sinan Engin. Ama sonradan ne yapıyor? Adam korkak bir herif değil hiç tanımam kendisini. Rasim gidiyor 15 kişinin arasına giriyor. Abi, acaba görevinin... Maalesef futbolcular da... 6-7 kişi bir adamı tekme tokat dövüyorlar bu kardeşim. Acaba görevinin... Bir dakika hocam. Görevini göstereceğim. Bir dakika hocam 10 saniye. Acaba görevinin sorumluluğu bu mu? Hani bundan sonra... Hani bu kalabalık evet, ne yapıyor orada? İşte o kalabalık neye müdahale ediyor? Orada bence kontrolü hayır, kaybediyor. O arkadaş yani vazifesini yapamamadığın vicdan azabıyla orada abicim, onları geri götürüyor ama bakın, artık imkansız bir görev oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Tek başına, elinde telsizle buraya müdahale ediyor. Dönüyor tek taraftan Ali Koç grubuna müdahale ediyor orada giderken. Yahu sen... Kontrol gitmiş, kontrol. Ya ne gerek var değil mi sen kendini harap etmişsin böyle? O futbolcu İrfan Can eğri bayat değil mi hocam? Bak 810 kişi birden orada adama saldırmışlar. Sinan olmaz abi yalnız var ya senin adaletine ayıp, bak. Ayıp olur mu ya? Sinan abi ılımlı gidiyordu. 8-9 futbolcunun bir adamı tekme tokat gördüğünü görünce delirdi. Evet, vallahi bravo. Rasim durur musun? Şimdi gördüm çok ya ayıp, ayıp ya. Bana da geldi. Bir dakika müsaade eder misiniz? Çok ayıp. Eğer bu montaj değilse. Evet, yok hocam ne montajı? İrfan Can eğri bayata fiziğinden benzettim. Aynen maalesef. 2-3 tane daha futbolcu. Çok üzücü. Kısa boylu, hafif toplu bir adamı ne yapıyorlar biliyor musun? Linç. Haşat ediyorlar. Hocam kesinlikle İrfan Can eğri bayat değil. Ben şimdi kim netleştirmeye çalışıyorum. Bana bir haber geldi. Hayatım İrfan Can'ı çok da severim. O değilse özür diliyorum ama çok uzun boylu ince. Ve 7-8 futbolcu. Futbolcu olduğu kesin. Atletik. Çok uzun boylu olduğu için İrfan Can dedim. Şimdi görüntü... Hocam bir adamı kaç kişi dövüyor gördün mü? 4 kişi en az. 4 saydım. Bu kardeşlik değil mi? Hem de kafasına kafasına. Sevgili seyirciler. Öldürmelik vuruyorlar. Kabul edilemez. Kabul edilemez. Bu da bir şunu mu diyelim?
Şunu mu diyelim? Hocam. Yani oraya girsinler, adam itiraf. İsmail. Bir dakika. Dur söyleme, net değil, kesin değil. Yine de. Ama benim çok güvenilirim kaynak. Rasim'cim, benim de çok güvendiğim kaynaklarım var. O zaman yani, aynı mı? Evet, bana sabahtan beri aynısı geliyor bilgiler. Ben o kişi olduğunu inanmak istemiyorum. Eyvah. Yani umarım hocam, hocam söyleme. Bir dakika, kardeşim, hocam bir saniye. Hocam rica ediyorum. Ben eylem yapamam. Hocam bir rivayet. Abi yapmayın ya. Bir rivayet İsmail Kartal'ın oğlu diyorlar. Rivayet değil, güvenilirim kaynakta. Bir şey söyleyeceğim. Hocam bu her şeyi söyleyeceğiz mi burada? Arkadaşlar, programcılıkta bu var mı? Bir şey söyleyeceğim. Kimin oğlu, amcası, yeğeni fark kim etmez. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Orada 8-10 kişi var. Ben bir tane kim adama yok vuruyorlar. Bravo. Bu olmaz. İyi, onun oğlu, bunun oğlu beni ilgilendirmez. Hayır ama teyit ettiremedik ki. Ama hocam, ya Ertemciğim. Değilse de özür dileriz ama biri vuruyor ya. Ertemciğim. Herhalde Peri'nin oğlu. Bunun oğlu. Ben de diyorum ki bu uzun saçlı müdür kardeşimizse, bu kardeşimiz neden aynen kendini bu grupların içine orada kalkıyor? Erdem benim oğlum da vursa benim oğlumun Allah belasını versin. Orada bakın, orada buraya müdahale ediyor. Oraya müdahale ediyor. Yazık tek ya başına adama. Oradan oraya her yere müdahale ölebilirdi ediyor. Ölebilirdi adam yani. Yani bir şey söyleyeceğim. Dersin ki yani böyle bir kontrolsüzlük olabilir mi? Böyle bir arabesk bir yönetim olabilir çok mi? Stat yönetimi. Zaten o mesele yani, o. Sen kardeşim o zaman ya sokma içeriye. Sinan abim zaten ya soktun müdahale etme. Sinan abici bu şuna benziyor. Ertem diyelim. Ben burada delirdim. Ertem beni yönetemedi. Fırlattı bunu. Fırlatması yanlış mı? Yanlış. Ama ben bir şey yapmışım ve onun üzerine. Burada da stat müdürü yönetemedi. Asayişi sağlayamadı. Ama korkak herif değilmiş. Korkak adam değilmiş. Asayişi sağlayamamasına rağmen, vazifesini yapamamasına rağmen gidiyor. Abi. 15 tane kişinin arasına yürekli adammış. Ama onlar abi, var ya hepsi yüreksiz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kardeş 7-8 kişi bir adamı dövdünüz. 7-8 kişi. Burada görüyoruz. Sakin ol. Ayıp ya. Sakin ol. Adam ölebilirdi. Rasim ölme bir de hocam. Serdar Dursun engelliyor. Hocam. Çekiyor. Evet, hocam bir gördüm şey söyleyeceğim. Evet. Ya ben anlamıyorum hangi bir mantıkla oradan oraya koşuyor bu arkadaş. Tabii. Oradan oraya tek başına panik, koşuyor. Panik artık. Panik. Ya kardeşim. Kontrol dışı. Senin yani bir şey söyleyeceğim. Sen niye bunlara müdahale ediyorsun ya? Sen niye karışıyorsun? Ben böyle bir şey görmedim ya. Sen bu 10 kişi. Sonra bunlar yürekli adammış ya abi. Yürekli adam da ya tek başına. Ya sen statü müdürüsün. Rambo. Senin oradaki kolluk güvetleri, statü sorumlu güvenlikçi vardı. Bruce Willis gibi adam. Onlara söylersin dersin ki arkadaşlar dersin. Böyle böyle bu yanlış. Ama bayrak açmaları yanlış değildir. Açabilir. Emre Kartal'ın eşofman girmesi mümkün mü? Akreditasyon kartı olmayanları giremezler. Olamaz ya. Orada haklı olabilir. Al işte al. Orada ama. Çok güzel. Stat bir şey söyleyeceğim size ya. Ya maç bitmiş. Herkes çıkmış gitmiş. Ya sen de bak dalgana. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Geçen sene Abdurrahim Albayrak kupamızı vermiyorlar. Işıklar kapatıldı değil mi? Galatasaray orada kupa aldı değil mi? Hı-hı. Saldırı oldu mu hiç? Sahan içinde. Fenerbahçeli futbolcu Galatasaraylı futbolcuları çıkartmamaya çalışmışlar. Hayır. Kupa töreninden sonra orada kupa alırken saldırı oldu mu hiç? Yok. Kenardan veya stattan oradan buradan yok, şuradan hayır, değil mi? Hayır hayır. Hiçbir şey olmadı değil mi? Bırakın orada adamlar istedikleri şovunu yapsınlar. Çünkü senin taraftarın centilmence zaten o stattan çıkmış. Senin taraftarın. Sen arkadaş bu taraftar anladın mı çıktıktan sonra o stattaki sen anladın mı güvenlik artık sende değil. Serkancığım tamam sende cümle değil bitsin ondan sonra keseyim Serkancığım bir sen saniye. Sen orada müdahale edemezsin stat müdürü olarak. Formayı aç bu adam bayrak açabilir her şey yapabilir. Müdahale edemezsin. Çünkü o adam artık stadın içine girmiş. Artık o maç bitmiş. Oradan temsilci gitmiş. Sinan abi Dursun Özbek gitmiş geldi. Çok özür dilerim. Harika. Açalım. Sayın Başkan geldi Dursun Özbek. Reklama gidecektik gidemiyoruz. Açalım sesini. Sesi açalım. Dursun Özbek çift adamı geldi. Sesi açalım. Görüntüde. Benim sesimi keser misiniz bir? Yaptıkları 45 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağzı alınmayacak garip küfürlerle şey yapması kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başlangıcından maç bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa hani koç bu cesareti nereden alır? İlk başladığından beri yok hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, efendim İzmir'de şey yapın, hakemlerin peşine düşün diyen
uzat. Maç bittikten yani insanlar dağılmış. Burada sadece iki tane görevli kalmış. Belli bir güruhla gelip belli bir güruhla gelip maçta yok. Maçta yok. Gelip buraya insanları tartak ama haddini nereden, kimden alıyorsun, kim destekliyor seni? Buradan devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle yani Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksadı ne? Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı, ne şey, bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ama Ali Bey bak. Ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, bu insanlara burada ağza alınmayan küfürler etmiş ya. Darp etmiş işte, video kayıtları var. Darp ettiği kim? Burada çalışan sahadaki görevli arkadaş. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar. Sayın Başkan, soru alacak mısın başkanım? Ali Koç'a, Rasim ya. Reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Rasim, bir dakika. Ertem yeter. Rasim artık. Burası senin babanın kanalı değil. Helal olsun. Burası Galatasaray TV de değil. Bir dakika dur kardeşim. Olur dur. Kardeşim ya. Dur kardeşim ya. Dur. Burası ne YouTube bilmem ne değil. Ne istiyorsun? Rönesans, Rönesans değil. Bir dakika dur. Ne yapayım kardeşim? Karşınızda Ahmet Ercanlar da yok. Kardeşim. Başlarım ya bir dakika dur. Özbe, doğru düzgün yayın yapalım. Helal olsun. Galatasaray formasına çıkmış. İlla bravo dursunuz de. İlla bırak reklama gidiyoruz. Hadi reklam. Dursunuz bir gömleği.